Bugün 17 Aralık'ın yıl dönümü. Tam bir yıl önce AKP-cemaat ilişkilerinde kılıçlar çekildi ve Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. 17 Aralık'ın yıl dönümünde ise paralel yapının medyasına operasyon düzenlendi. Ancak bu süreçte hükümet kanadından paralel yapı ne dediyse yaptık itirafları da geldi. Aralık 2014 tarihi. AKP cemaat ilişkilerinde 12 yıllık bir ittifakın ardından kılıçların çekilişinin birinci yıl dönümü. Papayla da maşallah el ele kol kola resimleri var biliyorsunuz. Bu tarihte Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında bakan çocukları, banka müdürleri, belediye başkanları ve hükümete yakın iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Pensilvanya'da bir zat var. Hoca efendi midir? İstihbarat şefi midir belli değil. Ayakkabı kutularından çıkan milyon dolarlar, para sıfırlama tapeleri ve Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen telefon görüşmeleriyle hafızalara kazınan bu süreçte dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarında ortaya atılan iddialar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldılar. Soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa istiyorum. Bu milleti ve bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Hükümet bu süreci darbe girişimi olarak adlandırırken, dönemin başbakanı Erdoğan, cemaate ve lideri Gülen'e yönelik eleştirilerini sertleştirdi ve bu grubu paralel devlet yapılanması ilan etti. Sadece bir dava dosyasında 3000'e yakın insanı dinlediler ya. Kendileri hariç herkesi dinlemişler. Siyasi partilerin genel merkezlerini dinlemişler. Hatta Cumhurbaşkanımızı, beni, Meclis Başkanımızı, Genelkurmay Başkanımızı hepsini dinlediler, dinliyorlar. Bu süreç içerisinde emniyet başta olmak üzere cemaate yakın isimlerin yerleri değiştirilirken 17 Aralık'ın yıl dönümünde paralel yapının medyasına operasyon düzenlendi. Bu kapsamda geçtiğimiz pazar sabahı Zaman Gazetesi ve STV'ye yönelik operasyonlar düzenlendi ve 29 kişi gözaltına alındı. Biz bu davaları tek tek açacağız. Açacağız. Dedim ya, inlerine gireceğiz, inlerine. Ancak bu süreçte hükümet kanadından paralel yapı ne dediyse yaptık itirafları da geldi. Erdoğan'ın miting meydanlarında Pensilvanya'ya yüklendiği günlerde cemaate yönelik söylediği "ne istediler de vermedik" sözü uzun süre gündemde kaldı. Yine aynı şekilde Manisa'da konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın şu sözleri de hala hafızalarda. Ama biz yıllardır sizinle birlikte sizin menfaatinize, sizi ve hizmetlerini sevdiğimiz için her zaman sizin hizmetinizde olduk. Siz ne derseniz yaptık. Siz neyi gösterdiyseniz oraya gittik. Başkaları sizi hakaret ederken, sizi küçük görürken, sizi tehlikeli bulurken, sizi örgüt suçundan dolayı cezaevine sokmak isterken en çok biz sizi koruduk. Onlar temiz, inançlı insanlardır, namuslu insanlardır. Ülkenin birlik birliğini isteyen insanlardır diye sizi kollarımızın, kanatlarımızın altında tuttuk.